Bakın, münafıklar ne yapıyor? Allah'ın helal kıldığını haram kılır münafık. Evet hocam, inşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, dillerinizin yalan yele nitelendirmesi dolayısıyla münafıklarda ve kalbinde hastalık olanlarda bu olur. Dili yalan yele nitelendirir. Yalan konuşur. Evet. Nasıl diyor bak? Şuna helal, buna haram demeyin. Yani kendi kendinize helaller haramlar çıkarıp dini içinden çıkılmaz hale getirmeyin. Evet. Din özgürlük dinidir. Kendi kendinize Allah adına yalan söylemeyin diyor Allah. Bak şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Evet hocam. O yüzden münafıklar ve küfür hep helak oluyor. Evet. İnşallah. Müşrikler. Müşrikler, evet, ve münafıklar helak oluyorlar. Evet. Mesela müşrikler ve münafıkların uydurmacılığını Allah Kur'an'da dikkat çekiyor. Enam suresi 136 ve 138. Ekin ve şeytanlardan Allah'a sığınıyorum. Ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar. Evet. Sonra kendi zanlarınca, bak zan, Kur'an'a uymuyor, zanna uyuyor. Evet. Rivayete uyuyor. Böyle duyduk diyor, atalarımızdan, ecdadımızdan böyle geldi diyor. Bir de peygamber adına da yalan söylüyor. Evet. Peygamberden duydum diyor. Evet. Yalan söylüyor. Sonra kendi zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır dediler diyor. Bunu yapmayanı küfürle itham ediyorlar. Evet. Bakın, ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar. Sonra kendi zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır dediler. Bak hem de Cenab-ı Allah diyor, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karma karışık kılmak için. Karma karışık kılmak için, evet, bak dinlerini. Yani içinden çıkılmaz bir din meydana getiriyor. Binlerce haram, binlerce yasak, karman karışık. Evet. Bak, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karma karışık kılmak için. Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. Şu hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Yani bunların haram üretme, evet hocam, tekniklerinden Allah örnekler veriyor, evet, o devirde. Sonra bu tabi gelişti. Evet. İlaveler ekler günümüze kadar bu geldi. Bak hiçbir bilgiye dayanmaksızın, yani Kur'an'da açık bir hüküm yokken, Allah'ın açık hükmü yokken, peygamberimizin sahih bir ifadesi yokken, evet, İnsanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Allah'a karşı adam yalan uydurduktan sonra diyor ki Müslümana, sen buna uymuyorsun. Evet diyor da, o uydurma olduğu için uymuyorum diyor. Yani çünkü Kur'an'da yok. Evet. Peygamberin ifadesinde yok. Nereden çıkarttın diyor. Ben atalardan bunu böyle duydum diyor, atalarımızdan. Evet. Sen neye göre hareket ediyorsun diyor. Peki ben uymayınca ne olur diyor Müslüman. Fasık olursun, kafir olursun sen diyor. Evet. Münafık. Evet. Münafık söylüyor bunu. İnşallah. Zulüm yapmış olursun diyor. Ne yapmam gerekir diyor. Benim diyor atalarımın dininde olan bu inancı uyarsan, bu uydurmalara, bu masallara, bu Allah adına uydurulmuş yalanlara uyarsan muttaki olursun diyor. Evet. Onu kabul edeceğinden mi? Allah ezgisin, tamam. Müslüman şaşıp yanılıp yapsa yine bir konu bulur. Evet, inşallah. Yani münafık. Münafığın tuzağıdır o. Yani bir şekilde Müslümanı suçlamak için yeni yeni hükümler çıkartır. Peygamber Efendimiz zamanında yaptıkları uygulama buydu. Yani Dıral Mescidi'nin Kur'an'larını yaptığı uygulama buydu. Yani atalarının dinine göre peygamberin hükmü açık getirdiği, Kur'an hükmü açık oluyor. Fakat buna rağmen kendisi yeni bir hüküm meydana getiriyor. Evet hocam. Onlardan öyleleri vardır ki diyor Cenab-ı Allah, münafıkları kastediyor ve müşrikleri. Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Yani Kur'an'a doğru dillerini eğip bükerler. Mesela Kur'an'da açık bir hüküm var değil mi? Mesela Hazreti İsa ile ilgili. Evet. Bir dilini eğip bir büküyor, bambaşka bir şekil oluyor. Evet.
Veya Bediüzzaman ifadelerinde de görüyoruz mesela adam bir diline yiyor, bir büküyor, bambaşka bir şekilde sokuyor. Siz onu, bu okur gördüklerini kitaptan sanarsınız diye, yani Kur'an'ın hükmüdür gibi görünsün diye, oysa o kitaptan değildir diyor Allah. Yani Kur'an hükmüne uygun değildir diyor. Ama dil eğip bükerek oyun yaparlar ve sizi kandırırlar diyor. Münafıkların özelliği. Bu Allah katındandır derler diyor. Oysa Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri karşı halde münafıklar bunu bilirler. Allah'a karşı böyle yalan söylerler diyor Allah. Ali İmran suresi 78.